Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 30. soru. Aşağıda verilen platolardan hangisinin oluşumu yanlış verilmiştir? Bu tarz sorular direkt net bilgi sorularıdır. Açıkçası yoruma kapalı olmadığı için bunlar hakkında özel bir çalışma yapmak gerekir arkadaşlar. Teke Karstik Plato doğru. Ardahan Volkanik Lav Platosu doğru. Şanlıurfa Yatay Duruşlu Plato bu da doğru. Çatalca Kocaeli Volkanik bir plato değildir. Cihan Bey'le tabaka düzü demiş doğrudur. Cevap Denizli olmalı arkadaşlar. Bu platoların oluşum şekillerini tekrar etmek gerekir. 31. sorumuz. Aşağıda Türkiye'de deprem haritası verilmiştir. Verilen hangisi farklı bir fay hattında yer almaktadır diye sormuş. Niksar Tokat tarafları Kuzeyanadolu fay hattı. Düzce zaten bildiğimiz gibi tam İstanbul'un hafif doğusu. Tercan Erzincan tarafları Kuzeyanadolu fay hattı. Amasya Kuzeyanadolu fay hattı. Söke Aydın'ın bir ilçesi. Bu Batı Anadolu fay hattı. Cevap Edirne olmalıdır. Karşımıza arkadaşlar bu tarz bir soru gelme ihtimali çok yüksek. Deprem bu sene olduğu için değil, her sene deprem sorusu bir şekilde dolaylı veya doğrudan geliyor. Türkiye deprem haritasını şöyle çok iyi öğrenmek gerekiyor. Aşağıda verilen akarsulardan hangisinin bir deltası yoktur? Seyhan ve Ceyhan'ın Çukurova deltası var biliyoruz. Kızılırmak, Bafra, Yeşilırmak, Çarşamba deltalarını biliyoruz. Büyük Menderes'in Balat adında bir deltası var. Manavgat'ın bir deltası yok. Cevap Denizli olmalı. Göksu'nun ise Silifke adında bir deltası vardır. Onları bir tekrar hatırlamak gerekir. Ege'deki deltalar çok karışıyor. Bakırçay'ın Dikili deltası, direkt Gediz'in Menemen deltası, Küçük Menderes'in Selçuk deltası, Büyük Menderes'in de Balat deltası varlığını biliyoruz. İlerleyelim arkadaşlar. 33. sorumuz. Aşağıda verilen akarsulardan hangisinin deltası yanlış eşleştirilmiştir? Az önce yaptığımız tekrarın bir sorusu geldi. Bakırçay'ın deltası Dikili, Kızılırmak'ın deltası Çarşamba değil Bafra olmalıydı. Cevap Bursa oldu. Göksu Silifke'dir deltası, Ceyhan Çukurova, Gediz'de Menemen demiş. Cevap Kızılırmak Çarşamba olmuş oldu. Çarşamba deltası Yeşilırmak Nehri'nin bir deltasıdır. 34. soru. Bir yerde Kumul, Şahitkaya ve Mantarkaya gibi rüzgar şekillerinin yaygın olduğu yerlerde hangisinin varlığı mümkün değildir? Biliyoruz ki arkadaşlar bir yerde Kumul, Şahitkaya, Mantarkaya, Tafoni, Lös gibi şekiller varsa burası rüzgar şekilleridir. Ve rüzgar şeklinin olduğu kurak bir arazidir. Kurak bir arazide hangisi mümkün değildir diye sormuş. Mekanik yani fiziksel ayrışma gerçekleşir. Doğrudur. Gece gündüz süre farkı değil de sıcaklık farkı demiş. Bazen süre farkı diyebiliyor. Gece gündüz sıcaklık farkı yüksektir. Ki zaten fiziksel ayrışmanın temel mekanizması böyle oluşuyor. Doğrudur. Bitki örtüsü cılızdır. Geven gibi, gelincik gibi bozkır bitki örtüsü olması ihtimali çok yüksektir. Bitkilerin kök sistemleri zayıf değildir arkadaşlar. Kurak arazilerde bitki neme ulaşmak için kök sistemini epey geliştirmiştir. Cevap Denizli olmalıdır. Kurak arazilerde bitki kök sistemlerinin zayıf olmadığını, gelişmiş olduğunu öğrenmiş olduk. Erozyon şiddetlidir diyebiliriz. Cevap direkt Denizli olmuş oldu. 35. Bir Türkiye fizik haritasında yer alan aşağıdaki yörelerden hangisinin yeşil renkte olması beklenir? Yeşil renk fizik haritada bize direkt yükseltinin az olduğunu, deniz seviyesinde olduğunu gösterir o arazinin. Konya Ovası genellikle bu gibi sorulara çok fazla yapılan şık oluyor arkadaşlar. Düzdür diye düşünüyoruz. Fakat düz olmasına rağmen yüksektir. Rengi de sarı turuncu arasıdır. O yüzden Konya Ovası düz olmasına rağmen yeşil renkte olması mümkün değildir. Çünkü hafif yüksektir. Cilo Dağları koyu kahverengi. Bafra Deltası ki zaten delta kelimesini gördüğüm anda akarsular tarafından alüvyel malzemenin denize birikmesi aklıma gelir. O yüzden Bafra Deltası yeşil olmak zorundadır. Kapadokya, Ürgüp, Göreme, Nevşehir çevresi, Peribacaları bu taraflar arkadaşlar hafif turuncu sarı arasıdır. Menteşe Dağları ise deniz seviyesinden yukarı doğru çıkan dağları ifade ettiği için koyu kahverengiye doğru çıkmaktadır. Cevap Bafra Deltası olmalıdır. 36. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Karstik Ova değildir? Arkadaşlar Tefenli, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Muğla, Elmalı, Gemboz, Çivril, Tavas. Bunlar bilmem gereken Karstik Ovalar. Tefenli bunlardan bir tanesi, Kestel bunlardan bir tanesi, Silifke az önce saymadık. Silifke Göksu Nehri'nin deltasıydı. Cevap Ceyhan olmalı. Elmalı, Acıpayam da Türkiye'nin Karstik Ovalarından bazıları. Karstik Ovalar genellikle arkadaşlar tarım arazisi olarak çok kullanılmıyorlar. Çünkü çok kolay çözünebilen ve hemen çökebilen arazilerdir. Karstik kelimesini gördüğümde genellikle tarım yapılamayan, nüfusun seyrek olduğu, baraj yapımının zor olduğu, geçirimli tabakalar aklıma gelsin. Tek bir avantajı vardır karstik arazilerin. Bu da turizm potansiyelinin yüksek olmasıdır. Mağara, traverten ve obruk gibi şekillere sebebiyet vermesinden dolayı. 37. sorumuz arkadaşlar. Kıyı tipleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Türkiye'de kıyı tipleri denince Ege kısmında Enne kıyı tipi, Akdeniz ve Karadeniz'de Boyuna kıyı tipini biliyoruz. Finikekaş çevresinde Dalmatça kıyı tipi, Gökova, Çanakkale ve İstanbul'da Ria kıyı tipi, Mersin çevresinde Kalanklı kıyı tipini biliyoruz. Bir de Küçükçekmece, Büyükçekmece, Terkos,
Adana'daki Akyatan ve Akyayan'da limanlı kıyı tiplerini biliyoruz. Biz de Fiord, Skyer, Watt, Haliç ve Mercan kıyı tiplerinin olmadığını biliyoruz. Bakalım Adana şıkkına, Türkiye'de Riya kıyı tipine Finike Kaş kıyılarında rastlanır demiş arkadaşlar. Türkiye'de Riya kıyı tipine biz Finike Kaş'ta değil, Finike Kaş'ta Dalmatça kıyı tipine rastlıyoruz. Riya kıyı tipine Çanakkale'de, Gökova'da ve İstanbul'da rastlıyoruz. Cevap Adana olmuş oldu. Direkt bize yanlışı sorduğu için. Türkiye'de matematik konumundan dolayı fiyort yoktur, doğru. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos, limanlı kıyı tipi yani lagündür, doğru. Mersin çevresinde kalanlı kıyı tipine rastlanmaktadır. Silifke yöresinde doğrudur. Bunun da varlığını öğrenmiş olduk. Watt kıyı tipi, okyanusal kıyı tipi olan Haliç'in bir türüdür. Türkiye'de yoktur. Bu da özel konumla ilgilidir. Cevabımız arkadaşlar Adana olmuş oldu. Türkiye'de Riya kıyı tipine Finike Kaş'ta rastlamıyoruz. Bu yanlış. 38. Bize 5 farklı bölge vermiş. Bunların hangisinde hata yapıldığını soruyor. Kekıl, bağıl nem oranı yüksektir demiş. Orası Doğu Karadeniz arkadaşlar. Doğu Karadeniz çevresinde bağıl nem yani nispi nem yani yağış çok yüksektir. Toprakları yıkanmış ve asittir. Biz bu toprağa lateritik toprak diyoruz. En fazla yağışı sonbaharda alır ve orografik yağışları aldığını biliyoruz. Yani yamaç yağışları. Adana doğru oldu. Burada bir hata yok. B şıkkı yükselim yağışı demiş arkadaşlar L bölgesinde. L bölgesine baktık iç kısımlar. Hatta biz bu yağışlara İç Anadolu bölgesinde 42'ndi konveksiyonel yağışlar demiştik yükselim yağışlarına doğrudur. Tuz ve kireç oranı yüksektir. Antropojen bozkır ve en fazla yağış ilkbahar. Bu kavramlar İç Anadolu'nun temel ılıman karasal iklim karakteridir. C şıkkına bakalım. M bölgesi Marmara tüm iklimlerin görüldüğü yer demiş. Fakat arkadaşlar burada ılıman karasal Akdeniz ve Karadeniz olmasına rağmen tüm iklimler görülmüyor. Bu M halkası içerisinde sert karasal iklimi göremiyoruz. Cevap bu yüzden Ceyhan olmalı. Bu yanlış oldu. Geçiş iklimidir doğru. Frontal yani cephesel, yamaç yani orografik, yükselim yani konveksiyonel yağışların tümü de vardır. Fakat bu Ceyhan şıkkının tüm iklimlerinin görüldüğü tek yer kavramı doğru değildir. Çünkü burada arkadaşlar sert karasal iklim görülmüyor. N bölgesine bakalım. Şu Kaş tarafları Teke platosu. En fazla yağışı Akdeniz kışın alır doğru. Hem cephesel hem de yamaç. Yani orografik yağışlar var. Çünkü Bey Dağları'nın kıyıya paralel gittiği yerler söz konusu. Garik bitki örtüsü hatırlarız. Kızılçamları, sedirleri, ardışları tahrip ettik. Maki'yi tahrip ettik. Garik ortaya çıktı. Bu da Akdeniz'in karakterinden bir tanesi. 600 ile 1000 milimetre yağış da var. Bu da doğrudur. Z'ye bakalım. Bozkır bitki örtüsü yaygın. Hakkari çevresinde Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Van taraflarında. Yüksek dağ çayırları var. Çayır sadece sert karasalda olmak zorunda değil arkadaşlar. Yüksek dağ çayırı da yükseltinin fazla olduğu yerler için geçerlidir. En fazla yağış ilkbahar alır. Konveksiyonel yağışlar da yaygındır dedik. Cevap Ceyhan olmuş oldu. 39. sorumuz. Hangisinde topraklar doğru bir şekilde verilmiştir diye sormuş. Bir numaralı yere baktığımız zaman arkadaşlar orası direkt Çukurova tarafları. Çukurova delta ovası olduğu için alüvyal toprak. 2 numara Erzurum, Kars, Ardahan yöresi. Çernezyum topraklar. 3. Bafra deltası. Bafra deltasında alüvyal topraklar yaygın biliyorsunuz. 4 numaralı bölgeye baktığımız zaman arkadaşlar 4 numaralı bölge tam o Riya kıyı tipinin olduğu yerler. Fethiye, Köyceğiz çevresi. Akdeniz iklimi sanki burada da Terra Rosa toprakları olsa gerek. 5 numaraya baktığımız zaman arkadaşlar orası sanki Batı Karadeniz çevresi. Podzol toprakları. 6. Lateritik asitli yıkanmış topraklar olabilir. 7. İç Anadolu'nun bir kısmı sanki bozkır, step toprakları veya antropojen bozkır toprakları. 8 numaraya baktığımız zaman burası arkadaşlar dönen toprak, taş doğuran karakepir toprakları olarak bilinen vertisol toprakları. Ayçiçek tarımının en yoğun yapıldığı yerlerde o toprağı biz çok fazla görebiliyoruz. Cevap Edirne olur arkadaşlar. 40. soru. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörlerden bir tanesi değildir? Enlem, ekvatora yakınlık, kutba yakınlık kavramı olarak nitelendirdiğimiz bir kavram. Ekvatora yakınsak sıcağız, kutba yakınsak soğuğuz. Enlem bizim iklimimizi etkiler. Boylam sadece yerel saat hesaplamalarında işimizi görür. Boylam iklimin bir etkisini sağlamaz arkadaşlar. Cevap boylam olmalı. Yüksek yerlerde sıcaklık düşer. Karasal yerler hemen ısınır. Nemli yerler ısı dengesini sağlar. Fakat boylam iklimi etkileyen bir faktör değildir. 41. soru. Aşağıda verilen numaralı bölgelerden hangilerinin bitki örtüleri doğru verilmiştir? Bir numaraya baktığımız zaman arkadaşlar bu gibi sorularda ışıklar genelde çeldirici olduğu için direkt kendi bilgimizden gitmekte fayda var. Bir numara Erzurum-Kars çevresi. Burada çayır bitki örtüsü vardır. İki numara İç Anadolu kısımları. Burada bozkır yani antropojen bozkır yani step bitki örtüsü vardır. 3 numaraya baktığımız zaman arkadaşlar 3 numarada Ergene bölümü çevresi. Burası da arkadaşlar step yani bozkır bitki örtüsüdür.
4 numara Akdeniz çevresi, Teke platosu. Burası sanki Maki veya Garik olacaktır. Aynı yapılar diyebiliyoruz. 4'ten sonra arkadaşlar 5'e baktık. 5 numaralı bölge Yıldız Dağları çevresi. Burası Karadeniz iklimlerinin karakteridir. Sanki bu da arkadaşlar orman olmalı. 6 numaraya baktığımız zaman tam Çanakkale Gelibolu çevresi. Burası da Akdeniz iklimi olduğu için burası da arkadaşlar Maki veya Garik olmalıdır. 7 numara orman diyebildiğimiz Karadeniz çevresi, bitki örtüsü karakteristik olarak ormandır. Ve 8 numarada Hakkari çevresi, bu taraflarda arkadaşlar steptir, yani bozkırdır diye biliyoruz. Bunlara dikkat etmek lazım, olur ne olmaz. Böylelikle cevap şıkkımız arkadaşlar direkt Adana olmuş oldu. 42. soru. Türkiye'yi etkileyen rüzgarlarla ilgili hangisi yanlıştır? Kuzeydoğu'dan esen Poyraz sıcaklığı düşürür. Hakikaten Kuzeydoğu'dan Poyraz Sibirya termik yükseğinden geliyor, sıcaklığı düşürür. Güneybatı'dan gelen Lodos sıcaklığı artırır ki Asor'dan geliyor, doğru. Güneydoğu'dan esen Kıble sıcaklığı artırır. Hakikaten Kıble sıcaklığı artırır. Fakat Güneydoğu'dan gelmez, tam güneyden gelir arkadaşlar. 42 Ceyhan olmalı. Yanlışı burada bulduk. Kuzeyden gelen yıldız sıcaklığı düşürür. Bizim kuzey yarım kürede olduğumuzu kanıtlar zaten. E şıkkı da kuzeybatıdan gelen karayel, ki bu karayel de İzlanda dinamik alçağından gelir, sıcaklığı düşürür. Ellerine de doğru olmuş oldu. Biz Kıble'nin güneydoğudan değil tam güneyden geldiğini bildiğimiz için cevabı Ceyhan diye bulduk. 43. soru. Aşağıda verilen göllerden hangisinin tamamı volkanik set gölleridir? Direkt net bilgi sorusu arkadaşlar. Bugün sorularda şıklar arasında kalmamak için oturup yarım saatimizi, bir saatimizi bu göllere ezberleme vermeliyiz. Her 200 senede bir karşımıza bunlardan bir tane denk gelir. O yüzden mutlaka bunları oturup ezberleyip sınava girmeye çalışalım. A şıkkı Meke volkanik bir göldür. Nemrut volkaniktir. Burdur tektoniktir. Eber tektoniktir. Sal da karstiktir. Hiçbirisi volkanik set değil. B şıkkı Haçlı. Arkadaşlar sanki bu volkanik set gölü. Erçek, Nazik, Balıkçıl'dır. Bunlar bizim volkanik set göllerimiz. Cevap Bursa olmalı. Tuz tektonik göl. Van Karma. Özellikle Van Gölü arkadaşlar volkanik set artı tektonik olma özelliği gösteren karma bir göldür. Van Gölü'nün baskın özelliği volkanik set olmaktır. Eğirdir yine tektonik artı karstik karma göllerden. Sapanca tektonik göllerden. Sülüklü ise Borabay, Zinav, Sülüklü'ye hatırladığımız heyelan set göllerinden bir tanesi. Bu da değil. Borabay, Aban, Tortum, Sera ve Zinav. Bunlar bizim heyelan set göllerimiz. Bafa, Çamiçi aynı göl zaten. Farklı isimlerini farklı bir şık gibi vermiş. Emir, Mogan, Köyceğiz. Edirne şıkkı da bizim kıyı set değil de alüvyal set göllerimizden bazıları. Kıyı set gölleri de Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos, Akyatan, Akayanlardı. Yani limanlı kıyı tipiydi. Burada cevap arkadaşlar Bursa olmuş oldu. 44. Aşağıdaki göllerden hangisinin oluşumu yanlış verilmiştir diye sormuş bize arkadaşlar. Kıyı set gölleri Küçükçekmece, Büyükçekmece, Terkos doğrudur. Heyelan set gölleri Tortum, Sera, Abant deli göller, Borabay, Zinav, Sülüklü. Bunları gruplu bir şekilde öğrenmekte fayda var. Bunlar da sanki doğru. Tektonik göller Tuz, İznik, Sapanca, Manyas, Ulaabat, Burdur, Eber, Hazar. Bunlar tektonik göllerimiz. Buzul gölleri çok kolaydı. Lı, Li eki almışlardı. Aynalı, Heybeli, Kilimli, Çinili. Bu Aynalı, Heybeli, Kilimli Uludağ çevresinde, Çinili Toroslardı. Bolkar dağları çevresindeydi. Karstik göller Bafa, Emir, Köyceğiz, Mogan demiş. Fakat bunlar karstik değil. Bunlar alüvyal set gölleri. Karstik gölleri sorsaydı Salda, Suğla, Kestrel, Kızören, Timraş veya Acı Göl diyebilirdik. Dikkat etmek gerekir. Cevabımız ne olmuş oldu böylelikle? Sanki yanlışı sorduğu için karstik göller yanlış olmuş oldu eline. 45. soru. Aşağıda verilen bölgelerin iklimleri hangisinde yanlış bir bilgi olarak verilmiştir diye sormuş. Yanlış soru kökünü gördük. L'nin K'ye göre, bakalım arkadaşlar şöyle. L'nin K'ye göre daha soğuk olmasının sebebi enlemdir. Hakikaten L, K'ye göre biraz daha kuzeyde. Enlemden dolayı biraz daha sanki burası soğuk olabilir. B şıkkı. M'nin R'ye göre demiş. M biraz kuzeyde, R biraz güneyde. İç Anadolu taraflarında kışın daha sıcak olması enleme ters düşer. Hakikaten arkadaşlar M'nin R'ye göre daha sıcak olmaması gerekir. Eğer daha sıcaksa M, R'den daha kuzeyde olmasına rağmen bu enlemle çelişir. Yani enleme ters düşer. B şıkkı da doğru olmuş oldu. C şıkkına bakalım. N'nin aynı enlemdeki L'den demiş. N'ye baktık, L'ye baktık. N'nin aynı enlemdeki L'den daha soğuk olması yükseltiyle ilgilidir. Hakikaten N'nin L'ye göre biraz daha yüksek olduğunu sanki görmüş olduk. Deniz şıkkına bakalım. R ve L aynı enlemde olduklarından şöyle baktığımızda hakikaten L ve R'nin aynı enlemde olduğunu gördük. Sıcaklıkları yıl boyunca aynıdır demiş. Fakat bir yer aynı enlemde değil, sıcaklığı aynı olmak zorunda değildir. Hele ki yıl boyunca asla değildir. Çünkü R biraz daha karasaldır, yükselsi fazladır. Sıcaklığı biraz düşebilir. L biraz denizel, nemdir, yükselsi düşüktür. Biraz daha fazla olma ihtimali vardır.
Cevap Denizli olmuş oldu. NM'ye göre daha yüksek olduğundan kış ayları daha soğuk olabilir demiş. Hakikaten NM'ye göre biraz daha yüksek olduğu için ki çünkü orada M deniz seviyesinde kış ayları biraz daha soğuk geçebilir. 45. sorumuz Denizli olmuş oldu arkadaşlar. 46'ya bakalım. Türkiye etkileyen basınç merkezleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Türkiye'yi İzlanda, Asor, Sibirya ve Basra basınç merkezleri etkiler. İzlanda ve Asor dinamik karakter olduğu için yıl boyunca etkilidir. Doğru. Güneydoğu'dan gelen Basra dinamik kökenli alçak basınç merkezi sıcaklık kuraklık getirir. Hakikaten doğru fakat cümlenin içerisinde arkadaşlar bir kelime var. O bizi yanlışa götürdü. Güneydoğu'dan gelen Basra dinamik değildir. Termik kökenlidir. Sıcaklığa göre değişir. Cevap Bursa olmalı. Bu denli bir soru karşımıza gelmişti. Bütün şıklara baktığımızda sanki doğruymuş gibi geliyor. Fakat bir kelime bütün soruyu değiştiriyor. Dikkat etmek lazım arkadaşlar bu gibi sorularda. Kuzeydoğu'dan gelen Sibirya ayaz getirir, soğuktur ve termik yüksektir. Doğru. Kuzeybatı'dan gelen İzlanda ki Balkanlar üzerinden gelen alçak basınç diyebiliriz. Nemli ve yağışlı bir hava getirir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Güneybatı'dan gelen Asor ki Güneybatı'dan gelir. Dinamik kökenli olup yüksek basınç merkezi ve Lodos rüzgarında kaynağıdır. Bunun da doğru olduğunu biliyoruz. B şıkkı yanlış olmuş olduğu Basra dinamik değil termik kökenlidir. 47. Aşağıdakilerden hangisi birin karasallık özelliğine örnektir? Mersin'in Samsun'dan kış mevsiminin daha sıcak olması, Mersin'in Samsun'a göre ekvatora yakın olması ile ilgili yani enlemle ilgili. B şıkkına bakalım. İzmir'in İstanbul'dan yaz mevsiminde daha sıcak olması sanki İzmir'in İstanbul'a göre yine ekvatora yakın olması ile ilgili sanki bu da enlemle ilgili. C şıkkına bakalım. Ankara'nın Konya'dan yaz mevsiminde daha soğuk olması. Bu sanki arkadaşlar Ankara'nın Konya'ya göre biraz daha kuzeyde olması ile ilgili. Konya biraz daha güneyde olduğu için daha sıcak. Ankara kuzeyde olduğu için daha soğuk olabilir. Yine enlem. İkisi de karasal olduğu için cevap karasallık olamadı. Deniz şıkkına bakalım. Bursa'nın kış mevsiminde Ankara'dan daha ılıman olması. Adam bize denizlerlik örneği deseydi bu olabilirdi. Fakat Bursa'nın kış mevsiminde Ankara'dan daha ılıman olması bunun denizlerliğini gösterir Bursa'nın. Edirne şıkkına bakalım. Kayseri'nin kışın aynı enlemdeki İzmir'den daha soğuk olması tamamen Kayseri'nin hafif yükseltisi bir de karasallığı ile ilgili olabilir. Cevap sanki 47'nin sorunun cevabı Edirne olmuş oldu. 48. Aşağıda verilen haritadaki bölgelerden hangisinde fön rüzgarının etkili olması beklenmez diye sormuş arkadaşlar bize. T bölgesinde Batı Karadeniz fön rüzgarı vardır. Dağ yamacı boyunca aşağı inen rüzgar direkt fön diye biliriz. Z'deki Doğu Karadeniz fön rüzgarının en fazla olduğu yer. R Menteşe fön. H bölgesinde Geyik Dağları fön. Şanlıurfa platosunda fön gerektiren bir dağ yoktur. Arkası deniz değildir. Fön yüksek dağ yamacı boyunca aşağı inen havanın yarattığı sıcak rüzgardır. Şanlıurfa hava sıcak olmasına rağmen fön karakteri gösterecek bir dağ yoktur. Cevap Edirne olmalı. Aşağıda verilen topraklardan hangisi o yörenin iklim ve bitki örtüsü hakkında bilgi vermez diye sordu arkadaşlar bize. Alüvyal topraklar biliyoruz. Azonel topraktır. Zonu olmayan topraktır. Bize bilgi vermedi. Cevap Ceyhan olmalı. Aşağıda verilen topraklardan hangisinin verildiği iklim karakteri yanlıştır? Lateritik toprak, bol yıkanmış, asitli ve nemli topraktır. Çay tarımında kullanılır. Rize doğru. Podzol, Zonguldak çevresinde serin ve nemli iklim toprağı doğru. Terrorosa yazlar sıcak kurak hakikaten doğru. Ilıman karasal değil arkadaşlar. Akdeniz karakteri gösteren bir topraktır. Cevap Ceyhan olmuş oldu. Çernezyum yazları yağışlı Erzurum Kars gibi serin yerler. Çayır bitki örtüsü toprağı doğru. Step tuz ve kireç oranı yüksek. Bozkır bitki örtüsü toprağı demiş doğrudur. Cevabımız Terrorosa olduğu Ilıman karasal değil Akdeniz olacak. 51. soru. Aşağıda verilen bölgelerden hangisindeki bitki örtüsü bilgisi yanlış verilmiştir? B bölgesinde kızılçam ağaçları ki B bölgesi Teke platosu. Maki bitki örtüsü doğru arkadaşlar. H bölgesi İç Anadolu kısımlarının doğuya kalan kısmı. Geven gelincik güzellik bitki örtüsü karakteri burasıdır arkadaşlar. Doğrudur. N bölgesi tam şu Bitlis'in hafif güneyi arkadaşlar Mardin'in kuzeyi ara bölge. Burada sert karasal iklim demiş. Çernezyum toprağı fakat çernezyum ve sert karasal bir tek Erzurum, Kars, Ağrı'dan çevresinde var. Cevabımız Ceyhan olmuş oldu. M'de çayır bitki örtüsü kara toprak yani çernezyum, Erzurum, Kars doğru. S bölgesinde ıhlamur, kestane, gürgen gibi pseudomakiler var demiş. Hepsi doğrudur arkadaşlar. Karadeniz'in karakteri çünkü. 52. soru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş bize. 5 numaralı bölge Ege 600'de 1000 milimetre yağışı var diye vermiş. Doğru arkadaşlar. Akdeniz karakteri de 600'de 1000 milimetre yağış. 4 numaralı Bozkır bölgesi yağış oluşum şekli orografik demiş. Fakat 4 numaralı bölge arkadaşlar Emir Mogan göllerinin olduğu Haymana platosunun bulunduğu Ankara Eskişehir çevresi. Özellikle Ankara Kırıkkale tarafları. Burada orografik yağış olmasını gerektiren bir nemli kütle yoktur. Burası konveksiyonel yağışların olduğu yerdir. Cevap Bursa olmalı.
3 numaralı bölge Defne Keçi Boynuzu demiş. Akdeniz karakteri doğru. 2 numaralı bölge dağ çayırları ve yağış konveksiyonel demiş. 2 numaralı bölge Van Gölü çevresi. Hakikaten yüksek dağ çayırları da var. Yağış da konveksiyoneldir. 1 numaralı bölgede en fazla yağış sonbahar düşer. Burası Karadeniz olmalı. Bir Karadeniz mi arkadaşlar? Karadeniz yamaç yağışları yani. Orografya etkili mi? Etkili. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız Bursa şıkkı olmuş oldu. 53. Aşağıda verilen illerden hangisindeki baskın yağış oluşum şekli doğrudur? Bu doğrudur soruları biraz tehlikeli. Dikkat etmek lazım. Yanlıştır diye okuyup ona kanalize olup cevabı yanlış buluyoruz. Mersin taraflarında 42'ndi. Yani konveksiyonel yağışlar çok fazla görülmezler. Rize'de cephesel yağıştan ziyade orografik yağış görülür. Şanlıurfa'da az önceki soruya benzer bir şekilde orografik yağış olması çok mümkün değildir. Şanlıurfa'da ılıman karasal iklimin görüldüğü, çok hafif Akdeniz ikliminin görüldüğü konveksiyonel yağışların olduğu bir yerdir arkadaşlar. Cevap yine Ceyhan olmalı. Erzurum Kars taraflarında Şanlıurfa orografik yağış olmadığı için yanlış oldu. Erzurum Kars çevresinde konveksiyonel yağışlar doğru mudur? Doğrudur. Erzurum'daki konveksiyonel yağışlar buranın karakteridir. İzmir yamaç yağışı yani orografya yanlış olmuş oldu. Mersin 42'ndi yanlış. Rize cephesel yağış yanlış. Şanlıurfa konveksiyonel olmalıydı yanlış. Erzurum konveksiyonel doğru. İzmir yamaç yağışları yanlış. Cevap Denizli olmuş oldu. 53. 54'e geldik. Artvin'den Muğla'ya, Muğla'dan Kayseri'ye giden bir turist kafilesinin en fazla yağışı gördüğü mevsim hangisidir diye sormuş. Artvin Karadeniz olduğu için sonbahar. Muğla Akdeniz olduğu için arkadaşlar direkt kış olmalıdır. Kayseri ılıman karası olduğu için ilkbahar olmalıdır. Biz doğru şıkkı sonbahar, kış ve ilkbahar olarak Edirne'de görmüş olduk. 55. Biz arkadaşlar endemiklerden bahsetmiş. Sığla ağacı Közce'ye çevresinde var. Kazdağ kökleri yine Kaz Dağları'nda, Çanakkale Balıkesir çevresinde, Datça Urması'da, Muğla çevresinde var. Türkiye'de endemiklerin en yaygın olduğu yeri sormuş bize. Bu Akdeniz çevresi Batı Toroslardır. Bunu çok iyi bilmek gerekir arkadaşlar. En yaygın olduğu yerdir. 56. Kuaternler'deki buzul çağında yaşanan iklim değişikliği sonucu kendi yerini bırakıp başka iklimlere doğru geçen, bize eski jeolojik zamanlar hakkında bilgi veren, biz bitkileri arkadaşlar relikt diyoruz. Adam direkt bu relikti sormuş. Mesela Türkiye'deki arkadaşlar kızıl ağaç bir reliktir. Olması gereken yörenin dışına gitmiştir veya ıhlamur, sedir, reliktir. Eğer bir soruda kuaternlerdeki buzul çağından kalma bir bitki diyorsa arkadaşlar relikti işaretliyoruz. Karşımıza hiç gelmeyen, gelme ihtimali düşük olan fakat geldiğinde tehlike yaratacak bir türdür relikt. Dikkat etmek gerekir. Garik, makinin tahribi. Pisodomaki, Karadeniz'deki ormanların tahribi. Endemik, oraya özgürlük demektir. Antropojen bozkır, ılıman karasaldaki ormanların tahribiyle oluşmuş sonucu bozkırdır. Dikkat etmek gerekir. Cevabınız relikt oldu. 57. Aşağıda verilen nem kavramları ile ilgili hangisi yanlıştır? Mutlak nemin maksimum nemi oranına bağlı, yani nispi nem diyoruz. Doğrudur. Bağlı nem arttıkça nem taşıma kapasitesi artacağından yağış miktarı azalır demiş. Tam tersi. Bağlı nem arttıkça arkadaşlar yağış miktarı artar. Çünkü bağlı nem zaten doğrudan yağışın kendisi demekti. Bu kavram yanlış olmuş oldu. Cevap Bursa oldu. Sıcaklığı artırdıkça havanın taşıyabileceği yani maksimum nem de artar. Bu da bizim doğru çıktığımızdan bir tanesi. Bir yerde yağış olması için havanın yükselmesi, soğuması, yoğunlaşması gerekir kavramında doğrudur. Karadeniz'in bağlı nem oranı yüksek çünkü çok yağışlı. Güneydoğu Anadolu'da ise yaz mevsimi çok sıcak olduğu için maksimum nemi yüksektir. Bu da doğru olmuş oldu. Cevap Bursa'yı bulduk. 58. Türkiye'ye gelen güneyden rüzgarlar sıcaklığı artırır, kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı azaltır. Bu neyin kanıtıdır arkadaşlar? Bizim orta kuşakta olduğumuz değil de bizim kuzey taraflarında, kuzey yarım kürede olduğumuzu kanıtlıyor. O yüzden arkadaşlar bir soru kökünde şıklara bakmadan ilk önce kavramın kendisini bilmekte fayda var. Kuzeyden gelen sıcaklığı düşürür, güneyden gelen artırır. Bu bizim kuzey yarım kürede olduğumuzu kanıtlıyor arkadaşlar. Bir arazide sirk, hörgüç kaybı şekiller varsa burada hangi iklim koşulları hakimdir diye sormuş arkadaşlar bize. Yazlar yüksek sıcak ve kışlar ılımandır. Yanlış. Sirk, hörgüç kaya çünkü buzul şeklidir. Buzulların olduğu bir şey aramalıyım. Sanki yükseltisi fazla, yazları serin kavramı beni yükseltiye götüren, biraz daha hörgüç kaya ve sirk kavramlarına götüren kavram oldu. Cevap Ceyhan diyebiliriz. Diğer şıklarla hiçbir ilgisi yok. 60. Antalya'dan kıyı boyunca Rize'ye giden bir kişiye hangisine rastlayamaz diye sormuş. Riya'yı görebilir Gökova taraflarında. Tombola'yı Kapıdağ, Erdek'te görebilir. Delta Ovası'nı arkadaşlar Dikilimen hemen Selçuk Balatlar'da görebilir. Bafra Çarşıramı'nda görebilir. Kalanlı kıyı tipini Türkiye'de görebilir. Fakat Antalya'dan Rize'ye giderken göremez. Çünkü arkadaşlar Mersin'den biz kalanlı kıyı tipi olduğunu biliyoruz. O yüzden Antalya'dan Rize'ye giderken kalanlı kıyı tipini görme ihtimalimiz yoktur. Çünkü kalanlı kıyı tipi Mersin'de biraz daha geride kalmıştır. Falez'de yine Doğu Karadeniz taraflarında Antalya'da görebiliriz. Cevap Denizli olmalıydı.
Yağışın az, buharlaşmanın fazla olduğu bölgelerdeki toprakların üzerinde tuz ve kireç birikimi görülür. Bu durum hangisinde daha fazla görülür demiş. 2018 KPSS soruyor arkadaşlar. Bir yerde yağış az, buharlaşma fazlaysa en kurak yere bakıyoruz. Cevap Ceyhan olmalıydı. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin mutlak konumunun etkisiyle ortaya çıkan özelliklerden bir tanesidir demiş. Karadeniz Akdeniz'deki dağların kıyıya paralelliği özel. Batıdan doğuya doğru ortalama yükselti özel. Güneyden kuzeye doğru gittikçe sıcaklığın düşmesi benim kuzey yarım küre dolum gösterdi. Matematiği bulduk. Cevap Ceyhan olmalıydı. Günümüzde Türkiye-Yunanistan kara sınırının büyük çoğunluğunu oluşturan akarsu arkadaşlar Meliç'tir. Direkt bunu sordular. Türkiye'nin iç kesimlerinde bazı istasyonlarda yıllık ortalama sıcaklıkların batıdan doğuya doğru Eskişehir'de 10, Sivas'ta 9, Erzurum'da 5.9 derece olması bize hangi değişimi gösterir diye sormuş. Sanki yükseltileri farklıdır arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekirdi. Cevap yükselti farkı olmalıydı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Size başarılı ve sağlıklı bir yıl diliyorum. Umarım emeklerinizin karşılığını alırsınız. Biz de bunda faydalı olmak için elimizden geleni yapacağız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.